Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. İnnemel mü'minûne lezîne âmenû billahi ve rasûlihi. وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sure-i Nur'un son sayfasının ilk ayetinde sevgili Allah'ımız gerçekten iman etmiş, İmanı gönlüne hapsetmeyip, belki bütün azalarının sermayesi kılabilmiş müminlerden bahsederken şöyle buyurur. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Ancak gerçek müminler şunlardır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne gerçekten iman etmiş insanlar. وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün müminlerin iştirak edeceği bir vazife ortada varsa لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا İzin almadan, Peygamberimden müsaade istemeden oradan bir yere sığışmazlar buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Mazereti olup kapını çalıp izin isteyenler de İşte onlar Allah'a ve ahirete iman eden, her ihmalin hesabının sorulacağını bilen müminlerdir. فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ Buna rağmen bazı işleri çıktı. Burada din adına yapılacak, dava adına görülecek bir vazife var. Sen elinde kazmayla, elinde kürekle hendek kazarken, o dünyevi mazeretler ve bahanelerle karşına gelip de izin isterse, فَاِذَسْتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ Bazı işlerim var diyerek müsaade isterse, فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Dilediğine izin ver ama diyor, İzin istedim diye işini tamamlamış demek değil, kusurunu örtmüş demek değil. فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ Sadece daha büyük bir kusurdan kendini kurtarmıştır. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ Sen yine de burada iş varken, burada vazife varken o vazifeyi terk eden adamın arkasından bağışlanma talep et diyor. Demek ki bir insanın mazeret göstermesi de izin alması da suçunu hafifletiyor ama tamamıyla ortadan kaldırmıyor. Seneler önce burada usulü fıkıh dersi okuyoruz. Bazı arkadaşlar her derse geç geliyor, kitapsız geliyor, ilgisiz geliyor, bazen de gelmiyor. Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sırrahu da illa bu ders devam etsin, kendisinin bizzat iştirak ettiği derse herkes iştiyak etsin istiyor. Allah bize o iştiyakı ihsan eylesin. Amin.
kendisinin bulunması değil, kendisi hangi dava için hazır olmuşsa, hangi ilim için hazır olmuşsa, hangi kitaplar, hangi marifet için hazır olmuşsa, bizim asıl iştiyakımız ona olmalı. Efendi Hazretlerimiz buraya gelse, mihraba geçse, bana bakın demeyecek. Yine aynı şeyi söyleyecek. Beni seven okusun diyecek. İstiyor ki herkes Allah'ın kurduğu bu şeriat sofrasından istifade etsin. Geçmişe baktığınız zaman meşayih iki türlüdür. Ulema iki türlüdür. Bu yolda eser bırakanlar iki kısımdır. Bir kısmı eser olarak kitap yazmışlar. Kitap. Bir kısmı eser olarak insan yazmışlar. Muhammed Bircan, Ahmet Bircan iki kardeş vardır. Gelibolu'da metfun. Allah onlara da bütün eslafımıza da rahmet eylesin. Hani Ahmediye kitapları, Muhammediye kitapları yazılmış. Osmanlı'da çok okunmuş. Rahmetli anam da elinden düşürmezdi onu. Kitabını yazıp Şeyhi Üstadı Hacı Bayram Veli Hazretlerine takdim edince aferin beklerken Şeyh Efendi demiş ki oğlum kitap yazacağına keşke insan yazsaydın demiştir. Her zaman insana yatırım daha kıymetlidir. Ama biz bunu ne kadar duyduk bilmiyorum. Biz bile binaya yatırımı daha çok seviyoruz. İnsana yatırım sanki zayi oluyor gibi. Halbuki yaptığımız binalar, inşaatlar evet ihtiyaç ama insanlar gayrimenkul olunca sanki o hiç bozulmayacak, yıkılmayacak, benim hayrım devam edecek diyor. Oraya yatırım yapıyor, yatırım yapmayı seviyor, insana yatırımı pek sevmiyoruz. Halbuki binalar cennete girmeyecek, ebediyen cennete girecek olan kim? İnsan. Asıl insana yatırım yapmak lazım. Kitaplar bile cennete girmeyecek. Peki Efendi Hazretlerimiz acaba kitap mı yazmıştır, insan mı yazmıştır? Evet, bence de öyle. Allah onun yazdığı insanlar, insancıklar arasında en faydalı, en çok okunan, yüzyıllara hitap eden kitap olmayı bize nasip eylesin. Şimdi ders halakasına herkesi teşvik ediyor. Herkes Allah'ın sofrasından istifade etsin istiyor. Yavuz Selim kürsüsünde çok sık tekrar ettiği bir cümleydi. Böyle tek tek yoklama yapardı Ahmet Hoca. Ve sonra derdi ki nasıl bir anne, bir baba sofra kurulduğu zaman bütün evlatlarını o sofrada görmek istiyorsa bu fakir de sizi Rabbimin sofrasında öyle görmek istiyor derdi. Benim sofram demiyor. Nerede? Rabbimin sofrasında. İşte Rabbimizin sofrasında bizi görmek istediği için derse iştirak edilmesi için gayret gösterir. Fakat yine de kıymet bilmeyenler çıkar. Bir gün yine birkaç gün dersi aksatmış bir hoca arkadaş şu pencerede oturuyor. Biz burada halaka yapıyoruz. O orada oturuyor. Dersi oradan dinliyor. Hani askerde Mehmetçik vardır, Mehmet Efendi vardır, Mehmet A var ya böyle. Paralı yapanlara Mehmet Ağa derler. O da Talebe Ağa. Şimdi Efendi Hazretlerimiz bu ayeti okudular.
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَ عَلَى اَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْدِينُوا. Bu ayeti okudular. Ve buyurdular ki, bir insan bu derse mazeretsiz gelmemekle büyük bir kusur işliyor. Mazereti varsa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak diyor ki, estağfir lehumullah, sen onun için istiğfar talep et dediğine göre, mazereti olup izin alıp bütün izin kağıtlarını imzalatsa bile kusuru hafifliyor ama kusursuz değil. Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu kapıda olup önünde diz çökmemiş, yolu medreseye uğramamış kişinin mazereti ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar izin almış olursa olsun, kusuru hafiftir ama yok değildir. Şimdi İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu 1. ciltte 254. mektubu şerifte birkaç satırla çok mühim bir şeye tembih ediyor. Elhamdülillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Kad ketebte enne ba'dal ekabir kal. Molla Ahmet İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'ya bir sual soruyor. Diyor ki, büyüklerin şöyle bir sözü var. Allah Celle Celaluhu hepimizi Ehlullah'ın sohbetine aşina eylesin. Bugün bu ümmete yapacağımız en kıymetli, en kıymetli iyilik, her ne kadar cemiyet neye muhtaç olduğunu tanımlamaktan aciz olsa da, biz insanların neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Evet, sokakta bir adamı çevirseniz, bir ihtiyacın var mı deseniz aklına sadece dünyalık geliyor. Aklına sadece para geliyor. Hatta bazen fakir bölgelere gittiğimizde insanların bizi dolar olarak gördüğüne şahit olduk. Adam bakıyor, beyaz görünce dolar gelmiş diyor. Çünkü tek ihtiyacı ona göre para. Ama biz artık şeyh görmüş, hoca görmüş, kitap görmüş, sohbet dinlemiş olarak kendimiz için de, sokaktaki insan için de asıl lazım olan şeyin ne olduğunu biliyoruz. Bir milletvekilini görmüş dilenci, bundan mutlaka iyi bir yardım alırım diye epey dil dökmüş. Milletvekili de demiş ki, ben sana para vermeyeyim ama istersen demiş, dilencilikten seni kurtaracak bir akıl vereyim demiş. Dilenci demiş ki, paran yoksa aklına da ihtiyacım yok demiş. Çünkü o sadece paraya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bugün içinde yaşadığımız cemiyet de böyle. Geçen birisinden bahsediyor bir arkadaş, şoför arkadaş, diyor ki, iş yerinde kadın çalıştıran ve hiçbir şekilde de şer'i şerife muvafıkat etmeyen, ihtilat halinde başka çaresi yok diyerek, bahaneler bularak o duruma devam eden birisine tekrar tekrar nasihat ettiler. Tekrar tekrar. Bütün arkadaşları, adam hep şunu söyledi. Buradan birisi. Herkes akıl veriyor, kimse para vermiyor dedi. Aynı o dilenci gibi. Herkes akıl veriyor, kimse para vermiyor. Lütfen aklı küçümseyerek, lütfen doğruyu küçümseyerek, nasihatı küçümseyerek, Allah'ın emirlerini küçümseyerek parayı öncelemeyin. Bu sözün
altını eşerseniz şeriatı tahkir çıkar. Şeriatı tahkir çıkar. Kimse sana akıl satmıyor. İnsanlar ahiretini kaybetme diye bu haramı bırak diyorlar. Sen de diyorsun ki benim için lazım olan Allah'ın hükmü değil, benim için mühim olan haram helal değil, benim için lazım olan para diyorsun. Ondan sonra da bu camide 5 vakit namaz kılıyorsun. Bu caminin cemaati bunu demez, dememesi gerekir. Allah ona bir tokat vurdu. Yaşadığı, çalıştığı iş yerinde bir iftira oldu. Şimdi hapishanede yatıyor. Hadi bakalım kazandığın paralar kurtarsın seni. Kurtarmıyor. Para lazımdı ya. Kurtarsın. Şimdi sorsanız bir ihtiyacın var mı? Para demeyecek. Ne diyecek? Dua diyecek. Tamam. Allah duaya ihtiyacımızı düşmeden, yatağa düşmeden, yere düşmeden, acziyet içerisine düşmeden anlamayı bize nasip etsin. Eğer sıhhatliyken, zenginken, işimiz yerindeyken, tıkırındayken dua etmiyorsak, düşünce sesimizi kimse duymuyor. Cenab-ı Hak burada duaya istinat, itimat etmeyi bize nasip etsin. Şimdi İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu'ya büyüklerin, büyüklerden duyduğu bir sözün, bir nasihatın naklini yapıyor. Bu söz acaba ne demektir, doğru mudur? Kale innel insan, büyükler diyor ki meşayih, يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَعْمَلُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ الزَّمَانِ اِنَّ الْاِنْسَانِ İnsan, hangi insan? Normal bir insan, olgun bir insan, ne için geldiğini bilen bir insan, özellikle de büyüklerden bahsettiğine göre, büyüklerin nefesinden istifade etmiş, sohbetinden istifade etmiş, gözündeki mendili kaldırmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani bizden. İnnel insan, muhakkak ki bir derviş, bir insan, yenbagî lehu, ona lazımdır ne? En ya'mele mâ ya'melû. Ne yapıyorsa, ne yapıyorsa derken, tabii ki meşru bir işten bahsediyoruz. Zaten bir mümin gayru meşru bir iş yapmaz. Bunu konuşmaya gerek yok. Meşru bir işi yapıyor ama memlekete gitmek, ama ticari bir karar vermek, ama evlenmek, ama evini taşımak, neyse dünyaya veya ahirete ait bir karar verecek, bunu yapıyorsa, hangi işi yapıyorsa yapsın, onu bi emri sahibi zaman, sahibi zaman tabiri kullanılıyor. Biraz düşündüm ama çok efendim tam kendimi tatmin edecek bir cevap veremedim. Onun için hatırıma gelenleri de söylemeyeceğim. Tercümesi zamanın sahibi demektir. Zamanın sahibi derken o zamanda mevcut olan meşayihten bahsediyor. Mevla'nın dostlarından bahsediyor. Eğer aranızda bir Allah dostu varsa diyor, sen yapacağın meşru bir iş ne olursa olsun, ona adım atmadan önce, ona karar vermeden önce ondan izin al. يَنْبَغِي اَنْ يَعْمَلَ مَا يَعْمَلُهُ Hangi işi yapıyorsa bi emri sahibi zaman, zamanın sahibi dediği meşayihin izniyle onu yapması gerekir diyor. İlla bir izin. Peki ne olur böyle yaparsa? Hatta teterattebe aleyhin neticetü,
Ta ki yaptığı işin, çabanın sonucunda bir netice husule gelsin. Neticeyi görebilmek için başlangıcına riayet edilecek. Ataullah İskenderi der ki, "Men eşrakat bidayetuhu, eşrakat nihayetuhu" buyurur. Men kim? Eşrakat bidayetuhu, bidayeti parlak olursa, yani şartlara uygun olursa, edebe uygun olursa, doğru başlarsa doğru yere çıkar. Gömleğin düğmelerini, ilkini yanlış iliklersen sonrakiler de yanlış gelir. Men eşrakat bidayetuhu, eşrakat nihayetuhu, sonu da parlak olur. Onun için önce izin alacak ki hatta yeterattebe aleyhin neticetü, yaptığın işe Allah bir netice versin. Onun için icazet, ilim geleneğinde icazet bu izni ifade eder. Hangi dersi okumuşsan, hoca sana hangi derslerle ilgili icazet veriyorsa, bu demektir ki sana bunları okutma izni verdim demektir. Biiznillah onunla beraber senin okuttuğun talebelerden bir netice olur. Bir seferinde Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, Molla Mahmud, Dursun Fakih Hazretlerini ziyarete gittik. Ziyaret esnasında zuhur etti. Buyurdular ki, icazet almayana görev vermeyin. İcazet almayana görev vermeyin buyurdu. Biz de o zamana kadar bir senesi kalmış, çok zeki, çok kabiliyetli diye bazen acil durumlarda görevlendirmeler yapıyorduk. Fakat sonra hiç netice alamıyorduk. Elini yüzüne bulaştırıyordu. O zaman anladık. Ondan sonra daha efendim bir günü de kalsa mutlaka icazetini alacak. İcazet o vazifeyi yapmanın iznidir. İcazet almadan yaptığı işten talebe okutmak da olsa, Kur'an okutmak da olsa semere olmuyor. Niye? İzin yok çünkü. Hatta yeterattebe aleyhin neticet. Hüseyin Yelek Hoca Efendi vardı ok meydanında. Bir seferinde telefon açtı bana. Buyur hocam dedim. Çok kıymetli birisiydi. Birçok kişi bilmez onu. Çünkü hiç ortalıkta görünmemiş ama çok iş görmüş. Şimdi onun vazife yaptığı camiye ben sohbete gidiyorum, ders değişmelere gidiyorum. Maşallah o kadar kalabalık, o kadar çok sevenleri olmuş ki. Ama hiç ortalıkta görünmemiş. Allah büyük işlerin adamı olmayı, kıymetli işlerin adamı olmaya bizleri muvaffak eylesin. Şimdi açıyor telefon. Diyor ki, hocam diyor, Efendi Hazretlerimizin sıhhati yerindeyken memlekete, yazın memlekete giderdi Giresun Alıcıralı. Memlekete giderken ondan izin alıp giderdim. Şimdi ona ulaşamıyorum. Sıhhati münasip olmadığı için. Bir dönem kayınpederinizi aradım, Ahmet Hoca'yı. Efendi Hazretlerine niyet ettim. Ondan birkaç sene izin istedim. Şimdi onun da işleri arttı. Çekiniyorum onu arayıp izin almaya. Şimdi sen geldin hatırıma, senden izin isteyeyim dedi. Şaşırdım. Babam yaşında adam. Dedim ki hocam, madem bu niyetle şey yaptın, tamam ben de izin verdim dedim. Baktım şimdi her sene aramaya başladı. Bir daha aramasın diye yanındaki görevliye dedim ki, bu sene ararsa izin vermeyeceğim, haberi olsun dedim. Aramadı.
Evet, belki gitmedi o sene, bilemiyorum. Büyükler, eskiler böyle yapıyorlar. Mutlaka efendim, efendi hazretlerinden veya şeyhinden insan izin almayı, birine danışmayı adet haline getirmeli. Efendi hazretlerine ulaşamıyorum. Hiç mi hocan yok? Hocan yoksa zaten Allah sana selamet versin kardeşim. Hocam diyeceğim bir adam yoksa sana ne diyelim ki? Sen önce onu bul. Anan da yok mu? Baban da yok mu? Hiç kimse yoksa hanımdan izin al. Sen kimden izin alıyorsun Mehmet abi? Korkma söyle. Herkes biliyor zaten. Hindistan'a gideceğiz. Efendi Hazretlerimiz hazırlık yapıyor. Kendisine dedim ki, efendim, ben de sizinle Hindistan seferine gelebilir miyim? Ben çocukluktan, yani 14 yaşından itibaren evden ayrılmışım, yatılı okumuşum. Dolayısıyla annem babam itimat ettiği için bir karar alırken bize sormana gerek yok diyerek beni serbest bıraktılar. Dolayısıyla öyle olunca hem mekan olarak uzak hem de böyle bir beklenti olmayınca kendi kararlarımı kendim vermeye devam ettim. Ta ki 30 küsür yaşına gelince Hindistan'a gidileceği zaman Efendi Hazretleri bana acayip bir ders verdi. Efendim, sizinle beraber Hindistan'a gelmek istiyorum, ne buyurursunuz? Efendi Hazretleri evet veya hayır dese ne anam ne babam onun üstüne bir laf söylemez. Ona sormak varken kendilerine sorma hususunda da ısrar etmez. Fakat Efendi Hazretlerimiz dedi ki, bana değil anana sor dedi. Seneler sonra annesine bir şey danışması gerektiğini o zaman hatırladım. Belki biz bile unuttuk. Bana değil anana sor dedi. Benim için çok büyük bir hediye oldu. Ona, Efendi Hazretlerine sormam hayatındaki bu boşluğu doldurmama vesile oldu. Sonra aradım, sordum. Aynı zaten beklediğim cevap. Efendi Hazretleri nereye gidiyorsa oraya git dedi. Onu hiç bırakma. Sonra bir iki dünyalık işim oldu. Bir araba alacağım. Anam, efendim, arabanın direksiyonu ne taraftadır sorsam bilmez. Ama Efendi Hazretleri bana sor dedi ya. Sordum. Şimdi mi alayım, iki ay sonra mı alayım? İki ay sonra al dedi. Sanki galerici gibi. Allah Allah, şaşırdım. Peki dedim, madem sorduk. İki ay sonra araç fiyatları düştü. %20 düştü. Artsaydı ne olurdu ki? Zarar mı olurdu? Eğer biz kazancı sadece rakamların artışı olarak görüyorsak, o zaman zekatın 1/40'ı, malın 1/40'ını vermek de bizim için bir zarar değil mi? 40'tan 39'a düşüyor. Zarar mı? Zarar değil. Çünkü bizim inancımızda zekatı verilmiş 39, verilmemiş 40'tan daha büyüktür. Daha kıymetlidir. Allah Celle Celaluhu karar verirken, adım atarken, bir iş yapacağı zaman mutlaka kimden izin alacaksak Cenab-ı Hak ona müracaat ahlakını bize ihsan eylesin. Artık onun kim olacağına siz karar vereceksiniz. Efendi Hazretlerimize ulaşamıyorsanız, anneniz hayattaysa, babanız hayattaysa, hatta bazen kayınpederiniz, kayınvalideniz, bazen çocuklarınıza bile danışmak, onlarla istişare edip onların fikrini almak bile karşı tarafa kıymet verdiğinizi ifade etmek için önemlidir. İnneküm la tes'ûnen nâse bi emvâlikum.
İnsanları sadece paranızla etrafınızda tutamazsınız. O tutuş zaten sıhhatli bir davranış değildir. Para bittiği gibi kimse kalmaz etrafınızda. En korktuğum şey budur. En korktuğum şey bu. İnsanların sadece makamınızdan sebep, ünvanınızdan sebep, paranızdan, yetkinizden sebep size tebessüm ediyor olmaları. Seni hiç tanınmadığın bir yerde, isminin cisminin bilinmediği bir yerde hamama gittin, sırf insansın diye birisi sırtını keseliyorsa, inan bundan daha kıymetli bir şey yok. Sırf insansın diye. Şimdi meşayihin velev kâne emran meşru'an, meşru bir iş de olsa, mubah bir şey yapıyorsun, meşru bir iş de olsa mutlaka izin almak gerekir diyor. فَاِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ صَح۪يحًا, eğer bu söz doğruysa şayet, نَرْجُ الْاِذْنَ وَالْاَمْرَ ف۪ي جَمِيعِ الْمَشْرُعَاتِ, uyanık adam, her seferinde sizden izin alamam. Eğer meşayihin dediği söz doğruysa, siz de bunu onaylıyorsanız, o zaman sizden bütün yapacağım bundan sonra meşru işler için toptan izin istiyorum diyor. Hiçbirimizin aklına geldi mi? Gelmedi. Evet. Bir hoca arkadaş Efendi Hazretlerimize sordu. Efendim bir iki çalışma yapacaktı. Medresede efendim iki tane şey hususunda sizden izin istiyorum. İşte bir kitabın şerhiyle uğraşacağım. Bir de talebelerden şu hususta bir ihtisas oluşturacağım diye. Efendi Hazretleri gene efendim kimsenin hatırına gelmiyor ama Efendi Hazretleri lütufta bulundu. Buyurdu ki sen ne yapıyorsan yap, hepsinde sana müsaade ediyorum. Hepsinde müsaade. Evet, şimdi uyanık adam toptan izin alıyor. Eyyuhel mahtum, ey evladım. İnne kelamel ekabiri sahihun. Ne kadar güzel bir cümle. Büyüklerin sözü doğrudur. Büyüklerin sözü doğrudur. Bunu demeyi bile unuttuk. Bunu demeyi bile unuttuk. Genç 15 yaşına gelince, daha küçükken her şeyi benim babam bilir. 15 yaşına gelince ben de biliyorum, babam da biliyor. 20 yaşına gelince ben bilirim, babam ne bilir diyor. Ama 30 yaşına, 40 yaşına gelmeye başladığı zaman, ah babam hayatta olsaydı da ona danışsaydım demeye başlıyor. İnne kelamel ekabir sahihun, büyüklerin sözü doğrudur. Onların sözünün üstüne söz söylenmez. Vel iznu leke hasilun, madem bütün meşru işlerde izin istedin, sana toptan izin diyor Allah mübarek eylesin. Ve ente me'zunun, sen bütün meşru işlerde bizim tarafımızdan me'zunsun. Allah Celle Celal bu itimada bizleri mazhar eylesin. Bu itimada. Bu acayip bir şey yani. Sana efendim ben itimat ediyorum. Sen meşru bir işi, mubah bir işi yaparken gayeni şaşırmazsın. Hedefini şaşırmazsın. Mubah bir işi yapıyorsun ama mubah bir gaye için olmayabilir. Lüzumsuz bir efendim hedefini çizememiş olabilirsin. Allah mevzusu meşayihin mevzusu, meselesi meşayihin meselesi olan kullarından bizi eylesin. O zaman yaptığımız bütün meşru iş hep aynı istikamet. Hep aynı istikamet. Rüzgar esse de lehimize, dursa da lehimize. وَلَاكِنْ يَنْبَغِي اَنْ يُعْلَمْ, son cümle, ancak bilmen gerekir ki اَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّتِيجَةِ,
meşayihten izin aldın, bu sayede yeterattebu aleyhin netice dedi ya, yaptığın işin bir neticesi olur. Hangi netice? Buraya efendim bir kayıt koymak istiyor. Neticetün mu'teddün biha la mutlakuha. O izini aldın, herhangi bir netice değil. Belki kendisine itibar edilecek, kendisine Allah tarafından da aferin, büyükler tarafından da aferin denilecek bir neticeden bahsediyoruz. Yoksa herhangi bir netice değil. Yani sen Of'a gideceksin çay toplamaya, izin aldın, gittin geldin, çayı topladım. Hayır hayır, bunu kastetmiyor. Bu maksatla gittin geldin, maksadına da erdin. Hayır diyor. Eğer bunu izinle yaptığın zaman çayın bereketli olur. Öşürünü, zekatını vereceğini verirsin, hiç zorlanmazsın. Gittiğin yerde emri bil maruf da yaparsın, sıla-i rahim de yaparsın. Yardım edeceğin insanlara da, köylüyle de görüşürsün. Köylünün çocuklarından 3-5 kişiyi alır medreseye getirirsin. Mu'tadden biha diyor. Yani kitaba yazılacak, sağ tarafına kayda layık olacak, şayan olacak bir netice husule gelir. Yoksa öbür neticeler, iki kere ikinin neticesi ne? Bunu kastetmiyorum diyor ya. Böyle bir netice değil maksadımız. Allah'ın itibar edeceği bir neticenin husule gelmesi izin alışkanlığına bağlıdır. Bazen izin vermemek, hayır demek, evde de mesela çocuk bir şey ister, hanım bir şey ister, talebe bir şey ister. İzin verecek kişi şunu hissettirmeli: ben sana izin vermiyorum ama senin hürriyetini kısıtlamak için değil, senin önüne set çekmek için değil veya kendi inadımdan kendimi saydırmak için değil. Bunlar çirkin şeyler. Bunlar enaniyet. O zaman itaat sorun haline gelir. Adam, affedersiniz, tuvalet bekçiliği yapıyor. Eskiden musluk yok tuvaletlerde, ibrik var. İbriği alıyorsun, giriyorsun. İbriği dizmiş böyle tuvaletçi. Adam zavallı, koşa koşa gelmiş şimdi, sıkışmış. İbriğin bir tanesini kapmış hemen içe. Hop demiş, hemşerim dur bakayım demiş. Ne var demiş, bir taraftan da telaşlı. O ibriği değil demiş, baştaki ibriği alacaksın demiş. Ya ne fark eder kardeşim, ibrik ibrik işte. Biz burada eşek başı mıyız lan demiş. Derdi ne? Yani beni küçümseme diyor yani. Buranın paşası benim. Beni adam yerine koy. Şimdi insanlar izin alsın derken, insanlar bizi adam yerine koysun düşünüyorsak, o zaman sıkıntıya dönüşür. Belki hayır derken de, evet derken de karşı tarafa, ben sana değer verdiğim için, kıymet verdiğim için evladım bugün değil yarın git dediğin zaman, karşı tarafın ha demek ki beni o kadar seviyor ki bir gün daha yanında tutmak istiyor, bunu hissettirecek, karşı tarafında bunu anlamasına vesile olacak bir uslubu tercih etmek lazım. Efendi Hazretleri'ne memlekete giderken, efendim müsaade ederseniz memlekete gideceğim dedim. Kurban Bayramı'ydı Allah'a alem. Git dedi. Bu akşam gidebilir miyim? Git dedi. Bileti aldım gece 12'ye. Sonra yatsı namazından sonra yola çıkmak için bir daha müsaade istedim. Sabah kal da dedi, mektubat okuruz öyle gidersin dedi. O da biliyor biletin yanacağını ama yokluyor. Çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Niye? Sabah kal diyorsa, bir gün daha benim yanımda kal, seninle bir ders daha yapalım diyorsa, bunun neresi kötü ki? Bırak biletin yanmasını, otobüs yansa umurunda olmaması lazım. Bunu hissettirdiğiniz andan itibaren hayır demek evetten daha tatlı hal alır.
Allah bize o uslubu ihsan eylesin. El-Fatiha.